Herkese merhabalar. Yine Gecirtin ile beraberiz. Başlıktan da gördüğünüz gibi Ölüm Günün Kutlu Olsun diye bir film izleyeceğiz. Konusuna mı geçeyim önce yoksa ne hazırladık? Evet. Yine ben canım feci makarna istedi. Makarnadan soğudum artık. Ben soğumam hayatta. Şöyle yine salçalı bir makarna yaptık. Üzerine biraz dereotu ve maydanoz ektik. Ondan sonra şöyle yine dilimli bir turşumuz var, biber. Bu da akşam yemeğinden kaldı. Biraz yoğurtlu semizotumuz vardı. Onu da koyalım dedik. Ben yerim yani, o yüzden ben pek yemem dedi. Bir de içeceğimiz var. O zaman filmimizin konusuna geçeyim ben. Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Acun Ilıcalı gibi siyah tişörtüm maalesef çok olduğunda. Evet, o yüzden aynı tişörtle görebilirsiniz. Aynısı değil tabii ki ama. Siyah tişörtü çok. Çeşit çeşit. Evet. Böyle. Ona açıklık getireyim dedim. Başroldeki kız öldüğü günü sürekli tekrar yaşıyormuş. Ta ki katilin kimliğini çıkarana kadar. Bilmiyorum, yorumları yine çok güzel. İnşallah güzel çıkar. Biz hep yorumu güzele baktık. Fazla beğenmedik. Bakalım yine bu da aynı İnşallah güzel ama. İnşallah bunu beğeniriz. Evet, hadi elini saçıyorum ben. Başlayalım biz. Evet. Rahatlık. Bu çocuğu da tanımıyor. Bir de katil bu çocuk çıkarmış. Ay, sürekli aynı günün üst üste yaşadığını düşünsene. Korkunç. Anlam mı vermezsin? Yani. Ne yapacağını da bilemezsin. Ama mutlu olduğun bir gün üst üste yaşadığını düşün. Değil mi? Aynen öyle. Bak şimdi bizi şüphelendirdi. Acaba bu mu katil dedirtecek? Ama o çıkmaz herhalde. Aha, arkasında biri var. Bence yavaştan tırsmaya başladı. Kız mı? Öyle evet. Ben bakıyor, baksana hala. Bak Allah aşkına. Bu taraftan çıkacak. Ay! Allah seni. Ay! Uyandığına sevinse mi, sevinmese mi? Bu aynı yerden mi böyle başlayacak? Oo. Hı. Bu sefer bakıyor. Evet. Elbisesi de bir güzel yakışmış ki. Aynen. En doğrusunu yaptım. Her şey çıkıyorsa da çıkardı. Ben olsam ben de giderim. O gecenin sonunda alnına yazıldıysa o ölüm evde de bulacak bunu. Öldürecek bunu. O da öldürecek. Hemen öldürmez bunu. Hayır, aynı gece sürekli yaşayacak ya. O kız bıçaklanacak ki yeniden sabah olsun. Yani yeniden yaşaması lazım. O yüzden bekliyorum ben. Ha, bir şey yapacak bunu diye. Ay, kız çok itici ya. Ne kadar egolu. Aa, anlamadım. Uyanacak. Bu çocuk ne arıyor sürekli dolabın altında peki? Ne yapsın, her gün her sabah aynı şey. Ay Allah'ım ya. Önüne şey gitmişti. Evet. Ay, banyoda. Bir de maske de çok gıcık değil mi tipi ya? Sorma. Böyle rahatça oraya gidiyor, arkasından belirir ama şimdi. Ben de illa arkasından çıkaracağım. Kafayı yiyecek. Ay sok. Ay. Nasıl girdi ki bu, saçma. Ay. Da var ha, boyu posu da benziyor. Kaçacak mı? Yoksa niye sen yanındakini yollasın değil mi? Yani. Ne gördün? Anahtarlar vardı başka. Aa, doktorun muymuş? O niye öyle bir şey yapıyor ki acaba? Ya da o mu? Yani. İzleyiciyi şaşırtmak için olabilir. Ama ne yapılırdı? Onu alır saklardın. Bakayım. O gün geliyor biri falan.
Yedek maskesi var mıdır ki yani? Olabilirdi ama. Bu değilmiş. Allah Allah, kim çıkacak acaba ya? Ben de merak ettim. Evdeki kız olmasın bir de. Şey mi? Kek. Ne veren? Aa, düştü. Çabuk çabuk çabuk. Ay! Anda bıçak belinde. Arabanın arkasındaymış koltukta. Eli de bağlı. Evet. Ay. Ay canım, darlık geldi ya. Alıştı artık ha. Orada biz şu an pasta yiyoruz. Suçlu orada değil demek ki. O polis sanıyor. Kim be? İyi de bu kim harbiden? Televizyonda haberlere çıkan adam. Ben bununla derdin acaba? Ben de bununla. Geç hadi geç. Onun yaşaması için kendini şey yapacağım. Aynı şey yaşaması lazım yine. İnşallah sebebini öğreniriz niye. İnşallah. Ya uyanmazsan değil mi? Sorma. Bu da hiçbir şey hatırlamıyor. Evet ya, çok kötü değil mi ya? Bu gidişe kız aşık olacak. Çocuk da şaşırır. Yani. Çocuk da şükür. İnsan olabildin yani. Öyle geceleri öldürülmem mi lazımdı yani? Maskeyi takan bu muymuş o zaman? Demek ki. Nasıl küçmüş böyle? Sabahını merak ediyorum. Bir şey değişti mi? Yani. Aynen. Ayın 19'da olamadı. Bilmiyorum ben. Sen ye o zaman keki. Ha şu an bu uykusu. Hiç uyanmadı. Rüyasında uyandı yani anne. Orada durup duruyordun olacak. Bu şimdi mi uyanacak o zaman? Muhtemelen. Fırsat mı fırsat? Bu dolapta bu çocuk ne arıyor? En çok onu merak ediyorum. Dedim ben de bir an devamım edecek. Değişik. Evet, bir filmin daha sonuna geldik. Güzeldi bence. Güzel, ben de öyle. Sıkıcı değildi. Ben çok de az gerilme sahnesi vardı zaten. Evet. Trajikomedi de vardı. Komik yerleri de vardı. Eğlenceli bir film. Ya aklımın almadığı şey oldu. Hani yapan kişi o kızın sürekli aynı günü yaşadığını nereden biliyor? Yapan kişi derken? O kız. O kız. Beni nasıl anladın, ben onu anlamadım falan diyor ya. Hmm. Hani nereden biliyor yani, hani hep aynı günü yaşıyorlar sonuçta. Beynim yandı. Anlatamadım değil mi demek istediğimi? Yani sürekli o gün o gün olduğunu mu nereden evet, biliyor? Evet. Hani beni nereden anladın falan diye mesela. Yani doğru, orası bir saçmaydı. Evet, anlamadım hiç o kısmı. Garip. Yani sonuçta sıfırdan başlıyorsa ama kızın da onu hatırlamaması lazım o günü. Yani. Ama biliyor rüyalarında onu gördüğünü. Yani sonunda söylediği gibi aynen. Neyse ama iyiydi. Da mantık hatası olsun. O kadar da aynen öyle. Ama güzeldi. Ben gerilim de. Yok, gerilim değil. İzlemesin kimse. Evet. Yani. Yani ilk bir çıktığında böyle ilk sahne daha bilmediğin için evet. Orada bir gerilim oluyor ama daha yok yani. Aynen öyle. Ama komik. Güzel mi? Güzel. Güzel. Yani sıkılmadan. Sıkılmadan izlersiniz evet. Ama hani böyle gerilim ben korkuyorum falan diyeceğiniz bir film değil. Neyse, videomuzu o zaman sonlandıralım. Sonlandıralım. Bugünlük bizden bu kadar olsun.
İnşallah başka bir gece rutininde görüşürüz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda gece rutininde görüşmek üzere. Hoşça kalın.